Pardon lütfen. Pardon lütfen. Hey, haber cene hatiye devlet. Sakın hangi muhtemelen. Çünkü çil roşçe, yapsi roşçe bu. Kome başvuruya fakiriye de cevap ne hatiye, cevap ne hatiye. Normalde cevap çar rojate. Beş rojate, hafti kete. Hafti aya cevap ne hat. Amji hebiye ona bu haber ki bir nevaji. Hey bu haberi bir netajı, tiji haberi bir demem. Min maratel belajı kriye. Hegel tebrikerin ser ifadete, ser prinsaliye davu. Da haya meji jevdu hebi dayı. Beli. Nha basın. Hebi jevdu hebi ete jiz mi hebi amez işte hebi. Beli dayı. Nha çiğbim anne hebi. Haberi bilme. Ser çabarı şeyini. Oğur. Hebi hibiyata u. Ana tijil beda me da mezil beda tebrihim ki jara khir kolim kişi. Tamam dayı. Tamam. Şimdi Ali Veli 5-6 Haziran'da Mardin'de gözaltına alındı. 5'inde gözaltına alındı. 6'sına kadar bir gözaltı işleminden sonra TCK 314 maddesi kapsamında tutuklamasına karar verildi. Haziran 2023 yılında gözaltına alındıktan sonra Mardin cezaevine götürüldü. Ali Veli gözaltına alındığı tarih itibariyle 17 yaşında bir çocuktu. Suriye'den Avrupa'ya göçmek için gelen bir çocuktu. Haliyle Türkiye girişi esnasında üzerinde farklı bir kimlik vardı. Farklı kimlik yaşı 19 idi. Gerçek yaşı 17 idi. Ailesinden gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra ailesi kimlik bilgilerini gönderdi bize. Kimliğini gönderdi. Mahkemeye de sunduk. Ancak mahkeme SSÇ olarak işlem yapmadı. Şüpheli olarak, sanık olarak işlem yapmaya devam etti. Ülkeler arası ilişkiler sebebiyle doğrulayamadı. Yaş kısmını tespit edemedi, doğrulayamadı. Yaklaşık 3-4 aylık bir süreçte Ali Veli Mardin cezaevine kaldıktan sonra Erzincan Letbi cezaevine gönderildi. Orada da birkaç aylık tutukluk süresinden sonra 13 Mart 2024 tarihinde tahliye edildi. Tahliye edildikten hemen sonra annesini jandarmanın telefonuyla zannedersem annesi o şekilde belirtti. Annesini arayıp kendisini kampa götüreceklerini belirttikten sonra bir daha ulaşamadılar ona. Zannedersem geri gönderme merkezine götürmüşlerdi. Çünkü Suriye uyruklu çocukların tahliyesinden sonra götürülmesi gereken yerlerden biri. Mecburi olarak geri gönderme merkezlerine gönderiyorlar. Tahliye edildikten sonra biz civardaki bütün geri gönderme merkezleri telefon üzerinden arayıp tespitliğini istedik orada bulunup bulunmadığına ilişkin. Maalesef hiçbir yerden olumlu bir dönüş alamadık. Ya bilgi verilmedi veya orada olmadığına dair bilgi verildi. Ardından bir hafta sonra Türkiye numaralı bir hat Ali Veli'nin annesini arayarak oğlu için ölüm tehditlerinde bulundu. Annesi ilk başta itibar etmedi duruma. Karşı taraf görüntülü olarak da kendisini arayacağını söyledi. Bir hafta sonrasında yani 1 Nisan 2024 tarihinde annesine bir görüntü attılar. Ali Veli işkence ettiklerine dair bir görüntü annesine gönderildi. Annesine gönderildikten hemen sonra yapılan konuşmalar da var, ses kayıtları da var. Bu ses kayıtlarında Türkçe ve Arapça dillerinde çocuk tehdit edilip dövülüyor. Bu görüntüler ve ses kayıtları iki dilde yapılmış. Yalnız gönderici telefon numarası Türkiye hattı. Aynı gün 1 Nisan'da biz Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Yapılan işkence görüntülerine ilişkin olarak bir suç duyurusu yaptık. Müracaattan sonra hemen ertesi günü bulunması gereken her yere müzekkere yazıldığını biliyorum. Evrak olarak, resmi evrakta müzekkere yazılma kararı verildi. Bütün geri gönderme merkezlerine, hattın kime ait olduğuna dair, bu hat sahibinin ifadesinin alınmasına dair bunların tespiti için müzekereler yazıldı. Yalnız 1 Nisan'dan bu yana 25 gün geçti aradan. Henüz hala hiçbir müzekerenin cevabının gelmediği bilgisini edindik Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından. Defaaten soruyoruz, takipçisiyiz bu olayın.
ancak herhangi hiçbir cevap gelmediği bilgisi verildi tarafımıza. Soruşturma devam ediyor. Aynı şekilde Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na başvurumuz oldu, Mardin Barosu'na başvurumuz oldu, mülteci haklarına Birleşmiş Milletler'e başvuruları yaptık. En son 22 Nisan'da zorla kaybetmeler komitesine genel merkezimiz, İnsan Hakları Derneğimiz bir başvuruda bulundu. Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne bir başvurumuz oldu. Genel merkezimiz tarafından başvuru yapıldı. İlk esnada zaten ilk başvurumuz İnsan Hakları Derneği'ne yapılan başvuruydu. Hala bir haber alamadık. 13 Mart 2024 tarihinden bu yana üzerinden 40 güne yakın bir zaman geçti. Ali Veli'den hala bir haber alınamadı. Hala kayıp. Onunla da ilgili bir bilgi, hangi geri gönderme merkezine gönderildiğine dair bir bilgi de yok. Türkiye'de tutulup tutulmadığına veya gönüllü olarak gidip gitmediğine dair de bir evrak sunulmamıştı dosyaya. Onun da tespiti yapılamadı hala. Maalesef 90'lardan beri bu tür kaybetmeler olmuştur. Biz İnsan Hakları Derneği aktivistleri olarak gerekli kurumlardan bir açıklama bekliyoruz. Yaşam hakkı kutsaldır ve devletin korunması altında olan yaşam hakkının ihlalinin güvencesinin yetkili kurumlar tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Ali Veli de Türkiye'de gözaltına alınıp tutuklanıp geri gönderme merkezine gönderilen bir çocuktur ve yaşam hakkı devletin koruması altındayken 40 gündür bu çocuktan cevap alamıyorsak yetkili kurumların çıkıp bununla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Buradan soruyoruz, Ali Veli nerede?